Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere metlerden altıncısı metli konusunu işleyeceğiz. Üstün harekeden sonra gelen cezimli vav ve cezimli ya harflerine lin harfleri deniyor. Unutmayın. Üstün bir harfimiz var. Bu üstün harften sonra iki noktalı ya ya da vav gelirse ne oluyor buna? Metli harfleri deniyor. Mesela Es-salatu hayrun minen nevm. Sabah ezanından hatırlayın. Nevmün. Bak burada vav nasıl cezimli. Vav'dan önceki harfin harekesi ne'nin harekesine üstün. İşte vav cezimli olduğu için buna meddilin harfi deniyor. Ya da hayır derken yine ha üstün. ye cezimli olduğu için ya harfi de yine meddilin harfidir. İki tane harfi vardır unutmayalım. Ya ve vav. Lin harfinin bulunduğu kelime üzerinde vakıf yapıldığını yani durduğumuz zaman lin harfinden hemen sonra sükun olduysa yani nevmün ya da hayrun değil de nevm hayr diye durursak meddili meydanın gelir. Lin harfi uzatılarak okunur. Uzatma harekete değil lin harfinin mahrecinde yapılır. Tamam mı? Nevm vav hayr ye ve vav üzerinde yapıldığını unutmayalım. Meddiliğinin sükunu lazımı sükün ya da arızi sükün olabilir. Kur'an-ı Kerim'de sadece iki yerde lin harfinin sükunu lazımidir. Bunlardan biri Meryem suresinin başındaki kaf ha ya ayn sad. Diğeri ise Şura, Şura, suresindeki ayn sin kaf ayet. Bu ayetlerdeki ayn ayn bu metti lazımdır. Tamam mı? Lazımı sükundur. Çünkü değişmez bu. Bu kelimeler okunurken tül okuşta üç elif, tevasu okuşta iki miktar uzatıyoruz. Bu iki yer dışındaki kalan medliliğinin yani sükun ise arızidir. Yani geçici, sonra da meydana gelen sükunlardır. Medliliğinin sükun, arızı sükun olursa hızlı okuyuşta en az uzatma miktarı bir elif miktarı kadar olabiliyor. Orta okuyuşta iki, yavaş okuyuşta ise üç elif miktarı uzatılabiliyor. Mesela min havf örneğinde havf ha üstün gelmiş. Vav'un üzerinde cezim var. Vav burada nedir? Lin harfidir. Kelimede durulduğu zaman f harfinin üzerinde arzi bir sükun oluş. Yani min fin demiyoruz. Min havf diye ne yapıyoruz bunu? Cezme dönüştürüyoruz. Bu durumda lin harfinden sonra sükun geldiği için metti lin oluyor. Vav harfi 3 el miktar kadar uzatılıyor. Örneklerimizi inceleyelim. Nevm, nevm, طائرة الس، طائرة السب حذر الموت حذر الموت عليه عليه. جنتين، جنتين بالغيب Bil-gayb. Şimdi örnek sorularımızda medliliğini öğrenmeye devam edelim. Şimdi Örnek suremiz var sevgili arkadaşlar. Burada bakın. Beled suremizde. Yuvarlak içerisine, kırmızı daire içerisine alınan ayetlerimizde medliliğin oluşup olmuş mu adına bakacağız şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. La-uqsimu bi beledi ve ente. Şimdi ent diye durduğumuz zaman medliliğin oluşur mu? Oluşmaz. Niye? Çünkü vav da yok, y de yok. Burada niye olursun? Ve validin ve me veled. Burada oluşur mu? Yine oluşmaz. Burada da vav ve ya yok. Legat halaknal insane fi kebed. Oluşur mu? Yine oluşmaz. E yahsebu ellen yakdiru aleyh. Bakın şimdi. Y gelmiş cezimli. Y'den önce lamın üstün harekesi var. Durduğumuz zaman arzi sükun oluşuyor. Aleyhi değil de aleyh diye durduğumuz zaman oluşur mu? Evet burada meddilin oluşmuş olur. aley Devam edelim. E yahsebu en lem yarahu e. Burada metti munfasıl var. Oluşmaz. Devam edelim. Elem neceallehu ayneyn. Bakın y cezimli gelmiş. Y'den önce üstün gelmiş n harfi. Ve arızı sükun oluştuğu ama ayneyn diye durursak meddiliğin oluşmuş olur ve lisanen ve şefeteyn aynı şekilde meddiliğin kuralı burada da oluşuyor. Necdeyn bakın necdeyn yine meddiliğin burada da oluşuyor. Ve me edrake kederken burada met tabi var oluşmaz. Ev idamun fi yevmin bakın yevmin vav cezimli vavdan önceki ye üstün. Durduğumuz zaman mimde de arızi sükun oluşuyor. Yevm diye metliliğin oluşmuş oluyor. Bir sabri. Burada bir sabr diye durduğumuz zaman oluşur mu? Hayır oluşmaz. Çünkü y de yok, vav da yok. Eshabu derken eshab diye durursak yine burada da oluşmaz. Peki şurada aleyhim. Şimdi y'den önce l var. Daha sonra aleyhim diye durduğumuz zaman sonunda hi cezme dönüşüyor mu dönüşmüyor. Dolayısıyla bu şekilde geldiği zaman da yine metlilin oluşmaz. Çünkü ne yapacaktı? Ağrısı bir sükun oluşması lazım. Yani aleyh diye olsaydı olurdu ama aleyhim kelime bölünemeyeceği için burada metli arız metlilin oluşmaz. Devamında Kureyş suresi var. Bakın en çok burada da yapılıyor. Li ilafi Kureyş. Şimdi kurayş derken ra üstün y cezimle şerede arzı sükun var ne yapıyor? Bu da metliliğin oluşur. İlâ fihim rühlete şitâi sayf oluşur mu? Evet burada da aynı şekilde ye cezim. Y'den önce üstün var. f'de e, arızı sükun oluşu metliliğin. Hezel <laughs> beyt yine aynı şekilde metliliğin kuralı Kureyş suresi aklınıza gelsin. Ellezi yed'amehu min cu'in bak ve burada itgam ve ne var? Dolayısıyla bu da metliliğin oluşmaz Evet sevgili arkadaşlar böylece Mendeleev kuralını da anlatmış olduk örneklerle de çözümüne kavuşturduk diğer destede görüşünceye kadar hepinize sağlık mutluluk ve başarılar diliyoruz Allah'a emanet olunuz.